Sevgili arkadaşlarım merhaba. Burada bir takım taşlar görüyorsunuz. Bunlar benim taşlılık maceramın başından bugüne kadarki süre içerisinde çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde bulduğum taşlardır. Kimilerini dağdan bayırdan, kimilerini derelerden, tepelerden, ırmak kenarlarından, bazılarını parktan yani belediyenin çeşitli yere dökmüş olduğu taşlardan buldum. İnanır mısınız hani taş merakınız varsa hangi taşı nereden bulduğunuzu bilebiliyorsunuz. Yani bu taş böyle bir şey. Yani bunları ben size tek tek nereden hangi taşı bulduğumu size sayabilirim arkadaşlar. Ve şaşırır kalırsınız. O kadar farklı yerlerden geldi ki bu taşlar. İnanılmaz yani. Kimisi Ankara taşı, kimisi Sivas taşı, kimisi başka bir ilçenin taşı, kimisi parkın taşı. O şekilde. Taşlara ilişkin böyle bir şeyiniz varsa, merakınız, burada görmüş olduğunuz taşlar gibi de ve elimdeki taşların neredeyse tamamını hangi kayadan, hangi kayanın ne yamacından, neresinden bulduğumu bile biliyorum arkadaşlar ben. Şimdi konumuz tabii ki bu değil. Konumuz taşların testleriyle ilgili bir video yapmak istiyorum bugün. Hangi tür taşları test ettirmeliyiz? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Özellikle usta taşçılar biliyordur bunları. Bu video daha çok taşa yeni başlayan, taşı bilmeyen insanlara ilişkin yapmak istediğim bir video. Arkadaşlar, ülkemizde çeşitli yerlerde laboratuvarlar kuruluyor taşların. İşte üniversiteler taşlarla ilgili şeyler yapıyor, araştırmalar yapabiliyor. İşte bir taş bulduğunuzda götürüyorsunuz bir üniversiteye. Atıyorum o üniversite. Diyelim ki ODTÜ olsun, Karadeniz Teknik Üniversitesi olsun, ne bileyim işte İstanbul Teknik Üniversitesi olsun gibi çeşitli üniversitelere götürdüğünüzde bu taşlarla ilgili hangi özelliklere sahiptir, mineral değerlerine bunlarla ilgili test yapılıyor. Bunun dışında bağımsız laboratuvarlar da var. Oralarda da yapılıyor. Fakat arkadaşlar hani biz taşa başlayan arkadaşlar olarak bir ekonomik anlamda çok güçlü değiliz. Yani belki birçok arkadaşımız güçlü olabilir ama genel büyük çoğunluğu ekonomik olarak güçlü değil. Şimdi bulduğumuz her taşı her üniversiteye götürsek, bulduğumuz her taşı her laboratuvara götürsek sonuç ne olur? Cebimizden dünyanın parası çıkar. Örneğin işte şöyle bir taş bize yol parası gittim geldim yedim içtim bilmem ne. İşte atıyorum 1000 liraya 1500 liraya mal olur. Sonuçta der ki adam bu kalsedondur ve bu taş satmaya kalksanız 10 lira falan eder. Şimdi dolayısıyla burada bir şey var. Kolay bir şey değil bu taşın. İşte gidip işte incelenmesi, laboratuvar sonuçlarının alınması vesaire. Bunu neden yapıyorum? Bir gün yapmış olduğum videolardan bir teyze muhtemelen videomu çok iyi anlamadı ve kendisi daha önce başka bir arkadaşın YouTube'da kanalı olan bir arkadaşın kanalını izleyerek taşına şey yaptırmış, analiz yaptırmış ve taşı da istediği sonucu elde edememiş. Dolayısıyla cebinden de bir sürü para çıkmış. Ondan sonra bütün taşçılar hepiniz aynısınız gibi bir suçlamayla şey yaptı, yorum yapmıştı. Evet arkadaşlar, şimdi bundan dolayı da biraz bilgilendirmeye ihtiyaç duydum. Bunu aslında daha önce yapacaktım ama bugüne kısmetmiş. Şimdi arkadaşlar hani YouTube kanalları çok, bazen o kadar çok şey var ki YouTube kanalında neyin doğru, neyin yanlış olduğu, neyin iyi, neyin kötü olduğu, bunları çok fazla bilemiyoruz. Hatta bazen biz bu şeyleri yapıp yapmama konusunda da bu videoları bazen kendimle çeliştiğim oluyor. Neden derseniz, aslına bakarsanız hani biz bazen doğru yanlış videoları yapıyoruz ve aslında gerçek doğru olan videolar, gerçek doğru olan söyleşiler, gerçek doğru olan şeyler bazen arada kaynayabiliyor. Örneğin elmaslarla ilgili diyelim ki bu işin gerçekten uzmanı, gerçekten bu işe bilim adamı diyeceğimiz insanların yapmış olduğu programlar bazen ortada kaybolabiliyor. Hani bir konuyla sadece elmaslar değil, diyelim ki sağlık boyutuyla işte
sağlıkla ilgili bir şey yapıyorsunuz ama bu bakıyorsunuz binlerce işte YouTube kanalın var ve bunlar işte gerçekten ulaşmak istediğiniz şeye bazen ulaşamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kimin de ne kadar bilgisi olup olmadığı da meçhul olduğu için doğru bilgiye bazen ulaşmak için de çok emek harcamak gerekiyor. Aslında YouTube çok sınırsız bir alan, çok güzel bir alan. Hani iyi onu kullanabilirsek, onunla ilgili çok iyi bir araştırma yapabilirsek, yani daha doğrusu araştırma yapmak istediğimiz konuda çok seçici davranıp iyi videoları bulup onları izleyebilirsek aslında bir okul gibi diyebiliriz YouTube. Neyse, konumuza geri dönelim arkadaşlar. İşte bu teyzenin bu taşlara ilişkin yapmış olduğumuz şeye ilişkin böyle bir yorumundan dolayı ben bunu bir zorunluluk olarak görüyorum. Arkadaşlar, şimdi taşa ilk başladığımızda her taş bize elmas gibi geliyor. Hatta bu konuda işte biraz önce de söylediğim gibi bazı kanallara baktığınızda her yerden hep elmas bulunuyor. Şunu buldum diyor, bunu buldum diyor. Bakın burada hepsine bakarsanız bunların hepsiyle ilgili ben elmas bu elmastır diye bir video atabilirim. Mesela buna kahverengi elmas, buna beyaz elmas, şuna bilmem ne elmas, şuna işte kahverengi diamond, şuna işte fancy diamond bilmem ne diyerek bir video çekerim ve her birisini atabilirim. Ama ben bunların elmas olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Yani buradan şu sonuç çıkmasın. Hani bunlar elmas olabilir sonucu çıkmasın arkadaşlar. Yani yayınlanan videolardaki işte atılan taşlara benzedikleri için ben bunları bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi biz hangi taşlara test yaptırmalıyız? Test yaptırırken neyi esas almalıyız? Arkadaşlar, biraz test bilgimizin olması gerekiyor her şeyden önce. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz bu kristal kuvarstır arkadaşlar. Şimdi diyelim ki siz bir taşınızın elmas olabileceğinden şüpheleniyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu elimdeki kristal kuvars. Bir kere bu kristal kuvarsla bu taşı çizmeye çalışın. Eğer çiziyorsa bu taşı, bu taşın sertliği demek ki 7'nin altında. Dolayısıyla elmasın sertliğinin 10 olduğunu düşünürsek bu taşı elememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir kere bu taş bizim demek ki elmas değil. Neden? Çünkü 7'nin altında. Yani siz bunu safirle yapabilirseniz, eğer bir safiriniz, bir yakutunuz varsa ve onlar da bu taşı çizmiyorlarsa, o zaman elmas olma ihtimali demek ki çok yüksek. Yani burada sertlik önemli bir şey oluyor demek ki. İkinci olarak mesela özgül ağırlıkla ilgili çeşitli kenarlar video yaptım attım ben. İşte çeşitli ustalar da yapıyor atıyor. Özgül ağırlık testi yapın. Özgül ağırlık testinde 351'i, 350'yi o civarda, hani biraz da sapma falan olabilir. 352, 355 olarak oranlarda bir özgürlüğüne ulaşabilirseniz bu taşı da sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bunun dışında mesela özellikle Facebook kanalları var. O kadar çok Facebook kanalı var ki oralarda bir yayınlayın. Bu taş nedir deyin. İşte yorumlar gelecektir. Onları bir değerlendirin. Ondan sonra kendinizce emin olduğunuzda bu taşı test ettirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örneğin sadece elmas için geçerli değil bu. Hani bu yakut bulabilirsiniz, safir bulabilirsiniz veya da opal bulabilirsiniz. Opalı da test ettirmeniz gerekebilir. Örneğin çok iyi bir opal damarı bulursunuz. Bol miktarı da çıkıyordur. Dolayısıyla bunun bir sertifikası lazımdır size. Bu anlamda bunun tam mineral değerleri lazımdır size. Test yaptırırsınız. Hatta bir yerden bir kömür bulursunuz. Devamı vardır. Oldukça çoktur orada çıkaracağınız kömür. Bunu incelettirebilirsiniz. Yani bu kömürün ne kömür olduğunu, ne kadar olduğunu, nasıl olduğunu. Sonra orayla ilgili bir ruhsatlandırma işine girersiniz. Yani oradan kömür çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla yeni başlayan arkadaşlar, ha bu elmas, bu elmas, bu elmas, bu elmas, bu elmas, bu kadar elmas yok arkadaşlar. Bir kere bu kadar büyük elmaslar da bulmak neredeyse imkansıza yakın bir şeydir. Elmas dünya üzerinde öyle çok miktarda, bol miktarda bulunan bir şey değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı, yani karatla satılmazdı, kiloyla satılırdı arkadaşlar. Daha çok küçüklüklere bakmak lazım. Karatla
tartabileceğimiz şeylere bakmak lazım. O tür taşları bulmak lazım ve ona göre işte değerlendirmek lazım. Bulduğunuzda, diyelim ki bol miktarda buldunuz, yani zaten bir yerde bir tane elmas bulursanız, örneğin orada devamını bulma şansınız çok. Çünkü bir tane olmuyor bunlar. Hani kimberlit bacasından, yerin altından çıkıp geliyor elmaslara ilişkin. Daha önce birçok video yaptığım için detayına girmiyorum arkadaşlar. Bir tane elmas bulduğunuz yerde belki de yani 10 tane, 20 tane elmas bulursunuz. Dolayısıyla bu elmasları bulduğunuz yere bir tane buldum diye düşünmeyin. Çok miktarda bulursunuz. Dolayısıyla onu bulduğunuzda, bol miktarda elinize geçtiğinde bir tanesini test yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Yani test yaptırmak kolay. Aslında yani eğer elinizdeki taş gerçekten elmazsa veya da kayda değer bir taşsa veya da ne bileyim çok önemli bir damarsa test yaptırmanız sizin yararınıza olabilir. Ama onun dışında işte bir tane taş buldunuz, elmasa benziyor ediyor. Bunu biraz ya da bir tane taş buldunuz, bu safirdir bilmem ne. Bunu biraz bence şey yapın, hani biraz taş bilgisi edinin. İşte sertlik nedir, özgül ağırlık nedir, renk nedir, kırılma nedir? Bunlarla ilgili çok eğitici videolar var. Bunları biraz inceleyin. İnceledikten sonra kendiniz bir akıl süzgecinden geçirin. Gruplarda biraz yayınlayın ve oralarda işte biraz tartışın. Merak etmeyin, kimse sizin elinizden taşlarını zorla almaz. Birçok grup var, birçok şey var. Oralarda yayınlayın, insanların yorumlarına dikkat edin. Ondan sonra diyelim ki kani geldiniz, işte bu taş değerli bir taş olabilir diye düşündünüz. O zaman o taşınızı imkanınız varsa test ettirebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa her bulduğunuz taşı test ettirirseniz evin yolunu bulamazsınız. Dünya kadar cebinizden para çıkar. Ve bulduğunuz taşların da birçoğu işte yarı değerli taşlardır. Ve kiloyla satılan, kilosu 20 lira, 30 lira, 50 lira olan taşlardır. Boşuna emek, zaman, çaba harcarsınız. Ve ondan da daha önemlisi moraliniz bozulur. Taşlar olan inancınız, taşlar olan sevginiz gidebilir arkadaşlar. Taşlar çok değerlidir. Her şeyden önce burada görmüş olduğunuz bütün taşlar benim açımdan çok değerlidir. Bunlar 7 ve 7 civarında sertliği olan taştır arkadaşlar. Buradaki seçtiğim tüm taşlar. Elimdeki bu kuvars hiçbirisini çizmiyor arkadaşlar. Bunların hiçbirisi de bu elimdeki kuvarsı çizmiyor. Dolayısıyla bunlar 7 civarında olan taşlardır. Yani nedir? Kalsedondur, işte sileks türü ve benzeri agat türü taşlardır. Kuvars türü taşlardır. Yani bunlar. Dolayısıyla bu taşların şeyi budur. Benim kanımca buradaki hiçbir taşı bana göre test ettirmeye gerek yok. Eğer ben bu taşları bilmeseydim şuna işte mesela şuna peynite diyebilirdim arkadaşlar. İşte yani çünkü renk benziyor bilmem ne diyebilirdim. İşte şuna atıyorum elmas diyebilirdim. Bakın şuna elmas diyebilirdim. Dolayısıyla bu elmastır diyebilirdim. Veya şuna diyebilirdim. Veya şuna Fancy Diamond diyebilirdim. Dolayısıyla giderdim test yaptırırdım. Her seferinde 500 lira 1000 lira cebimden para çıkardı. Günün sonunda moralim bozulurdu. Günün sonunda canım sıkılırdı. Dolayısıyla test yaptırırken çok dikkatli olun. Neye test yaptıracağınızı çok iyi bilin. Yaptırdığınız teste de değsin arkadaşlar. Öyle söylüyorum yani. Test çok 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 önemli bir belirleyicidir. Bulduğumuz taşların ne olduğunu belirtir. Dolayısıyla hani dediğim gibi sadece değerli taşlar açısından değil, yani yarı değerli taşlara da yaptırabilirsiniz. Örneğin bir yerde bir morganit sahası bulmuşsunuzdur. Güzel taştır morganit. Çok vardır. Dolayısıyla bulursunuz bir tanesini, gider testinizi yaptırırsınız ve oradan çıkarırsınız morganiti, ruhsatlandırırsınız, satarsınız. Yani dolayısıyla bir değer kazanır. Dolayısıyla bir değer yakalamış olursunuz. Ama buldunuz, derede bir tane taş buldunuz, devam yok, bilmem neyi yok, benziyor diye de eğer gidip de test yaptırırsanız sadece paranızdan olursunuz arkadaşlar. Biraz eğitim şart diyeyim, hani esprili anlamda. Biraz öğrenmeye çalışın taşları, biraz bilmeye çalışın. Biraz karıştırın Google'dan, görsellerden, oradan buradan karıştırın. Bir bakın, ondan sonra taş sitelerinde yayınlayın, işte yardım isteyin. Mesela
taş sitelerinde yöneticilerden, ustalardan yardım isteyin, yorum yapsınlar. Sonra bunları kendi akıl süzgecinizden bir geçirin, ondan sonra karar verin, test yaptırın ve dolayısıyla ya da yaptırmayın. Bu testler konusunda söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Önemli bir şeydir. Bunu iyi kullandığımız zaman bize, herkese yararı olacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü anlatmak istediklerim bu kadardır. Dolayısıyla yeni bir videoda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar.